Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir pet kurbemesi programında Mercedes'te birlikteyiz. Ama geçen bölümden çok keyif alan, ismini vermek istemediğim Defne gene geldi burada. Geçen bölümde kedimizle köpeğimiz, arkadaşlar doğru düzgün isim verin dedim ama yakın arkadaşım sevgili Bahri, veteriner hekim arkadaşım, bundan 2 yıl önce bir üretim çiftliğinden kurtarılan sevgili Mercedes, ismi Mercedes, bir gün Allah korusun hani kaybolursa sokakta Mercedes, Mercedes, Mercedes diye arama olmuş onu diye. Mercedes'miş beyler. Mercedes'lerin en Mercedes'i, en kafası. Düşün, endişelenmişim pazartesi ya da cuma arabası görüntü. Geçen bölümde eve evcil hayvan almadan önce bilmeniz gerekenleri konuşmuştuk. Bu bölümde de eve evcil hayvan aldıktan sonra bilmeniz gerekenleri konuşacağız. Mercedes çok güzel bir rol model oldu. Çünkü birçok skandalı, boyuna bakmayın, acayip şirret bir arkadaştı. Bundan 2 yıl önce onu kucağımıza almamız mümkün değildi. Hepimizi ısıran, ağzına tek somun ekmekle gezen, koltuklara, yatağını işeyen, her şeye havlayan inanılmaz zor bir köpekti. Arkadaşım Bahri veteriner hekim, onun veteriner kliniğine hani kısırlaştırılmak üzere geldi ama ona bağlandı. Çünkü çocuk hayatı boyunca güvenecek bir dal bulamamıştı ve ilk güvendiği kişi oydu. Sonrasında sanırım 3 kez falan sahiplendi. Bu köpek manyak diye her seferinde geri geldi. Ve 2 yıldır Bahri ile birlikte. Bahri geçenlerde şey dedi, Mercedes tuvalet eğitimi aldıysa bütün köpekler alabilir. Gerçekten öyleydi. Zor bir arkadaştı. Ne oldu? Ne oldu? Sinir mi bastı? Her an yüzümü ısırabilir bu arada. Belli de olmaz değil mi kızım? Ne oldu kızım? Ne oldu kızıma Mercedes mi? Ne oldu babam? Arkadaşlar, Mercedes'te travmatik bir çocuk şu anda. Az önce söylediğim gibi kucağımda durmak istemiyor. Birazdan kaçacak. Artık yeni bir evcil hayvan sahibi oldunuz bu videoya düştüğünüze göre. Tamam, gidecek misin? Sal beni diyor, sal. Salıyorum Mercedes'e. Güle güle, teşekkür ettik. Dikkatli git. Arkadaşlar, şimdi artık evinizde bir evcil hayvanınız olduğuna göre bilmeniz gereken şeyler. Öncelikle tuvalet eğitimiyle başlayacağız. Hepinizin en çok sorduğu, en çok takıldığı vesaire. Bir köpeğin tuvalet eğitimi diye bir şey yok. Tuvalet yönlendirilmesi diye bir şey var. Bir köpeğe bir eğitmenden ziyade en iyi tuvalet yönlendirmesini verebilecek kişi sahibidir. Bununla ilgili YouTube'da henüz benim bir şeyim, bununla ilgili herhangi bir video yapmadım ama başka videolara da bakabilirsiniz. Böyle bir rekabet içerisinde değilim. Zaten böyle bir iddiam da yok. Yalnızca tecrübelerimden bahsedeceğimi söylemiştim. Bir sürü kaynak var. Google'dan araştırabilirsiniz. Tuvalet yönlendirilmesinin en doğrusu nasıldır, ne değildir vesaire göreceksiniz. Öncelikle bir box cage edinebilirsiniz. Çünkü burada köpeğinizi tuvalet alışkanlığıyla ilgili, tuvalet alışkanlığı evinize girdiği an itibariyle başlar. Bu köpeğin yaşı, boyu hiçbir şekilde önemli değildir. Küçücük bir köpeğe bile doğru tuvalet yönlendirmesiyle, işte evinizde bir gazete kağıdı, bir petle ya da işte banyo, mutfak neresi olursa doğru yere yönlendirmekle başlar. Eğitimden bahsetmişken şöyle bir şey yok arkadaşlar köpek eğitiminde. Cezalandırma diye bir şeye kesinlikle inandığım bir şey değil. Çok eski metotlar bunlar. İşte ne yapılıyor, işte yok gazete kağıdıyla poposuna vur, işte odaya kapat, tekmeleyenler, bağıranlar, çağıranlar, böyle saçma sapan şeyler yapıyorlar. Köpekleriniz ya da kediniz yanlış bir şey yaptığında bu davranışı bloklarsınız. Önce önüne geçersiniz, sonra görmemezlikten gelebilirsiniz. Doğru yaptığı, doğru bir davranış sergilediğinde de ödüllendirirsiniz. Bu eğitimin temel ilkesidir ve bütün eğitimlerde, tuvalet eğitimi başta olarak, hepsinde bunu yaparız arkadaşlar. Tuvalet eğitimiyle ilgili çok soracaksınız biliyorum. İlk başta işte bir çit olabilir, bir kafes olabilir. Köpeğinizin nereye yapacağını doğru bir şekilde belirlemek. Tabii 2 aylık bir köpekten, 3 aylık bir köpekten bahçeye yapmasını beklemek çok büyük bir çılgınlık olur. Çünkü kasları yeterince gelişmediği için bu arkadaşın tuvaletini saatlerce tutması mümkün değil. İlk başta işte sahip olduğu alanda bir pet olabilir, gazete kağıdı olabilir, banyo olabilir biraz daha büyüdükten sonra, balkon olabilir. Aşama aşama bu dışarıya doğru gidiyor. Tuvalet eğitimi videosu belki başka bir zaman çekeriz ama konumuz bu değil. Ama bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi tuvalet eğitimine hemen başlamak. Sonrasında eve geldi diyelim. Geldiği an, ya evet hani çok seviyoruz, işte bir heyecanımız var vesaire ama sürdürülebilir şeyler vermemiz gerekiyor. Yani eve yeni geldi diye bir hafta boyunca işte ağız ağız olup sonra gününü 12-13 saat yalnız bırakacaksak en baştan bu ilgiyi biraz azaltmak lazım. Aşamalı olarak yalnız bırakmak ve sınırlarını belirlemek lazım. Bir kere kediniz ya da köpeğiniz yavru değilse köpeğiniz tasmayla eve sokmalısınız. Girmesini istediğiniz yerlere sizin liderliğiniz de gezme,
etmeli. Ayrıca girmesini istemediğiniz yerlere de en başta bir kere bile girmesine izin vermeden o blokeyi koymanız gerekiyor. Nasıl koyacak o blokeyi? Köpek eğitiminde şöyle hayatım, psikolojik sınır dediğimiz bir şey var. Biraz açsın. Psikolojik sınır dediğimiz şey şu, senin liderliğini ve alanını kabul etmesi, kabul ettirmem. Bunun ses tonun, vücut dilim vesaire. Ya bunlar böyle 15-20 videoluk şeyler. Tek videoda şimdi beni de arıyorlar. Ya Şafakcığım işte biz bu köpeğe işte havlamamasını nasıl öğreteceğiz? İşte köpeği nasıl eğitiyorsun gibi böyle sorular geliyor. Emrah niye benimle ilgilenmiyorsun? Telefonuna gömüldü adam. Çekim yapıyor videoda. Sana bakmak için. Evet. Buraya su efekti koymayacaksın. Hayır, 4 kişi getirdik. Sürekli Buse ile yazışıyorsun değil mi? Emre iş yapmıyoruz şu an ya. Ben açıyor muyum bir takım application'larımı, Tinder'ımı şu an? Kaç kişi getirdik ben? Buradayım. Tinder'dan attılar beni. Arkadaşlar bloklanmayı anlatıyorum, tamam mı? Emrah'ın köpeği gibi obez yapmayın köpeğinize. Ondan da bahsedeceğim şimdi. Çok seviyorum. Tosko obez, obez Tosko. Tosko'nun şuraya böyle şişko göbekli bir fotoğrafını koyar mısın Emrah'cığım? Şuraya, tam şurası. Neyse, bunu da ayrıca anlatacağım sonra. Ya psikolojik sınırdan bahsetmem, köpeğin senin liderliğini ve sınırlarını, alanlarını bilmesiyle ilgili. Bu çok uzun saatlerce anlatılabilir. Az önce de söylediğim gibi işte telefonla arıyorsunuz, nasıl eğitiyorsunuz arkadaşlar? Bu size işte bir Instagram DM'den ya da WhatsApp'tan yazabileceğim ya da işte tek cümlede anlatabileceğim şeyler değiller. Bu yüzden böyle saatlerce çekilmiş YouTube videoları ve profesyonel eğitmenler var. Bununla ilgili araştırmalarınızı yapmanız gerekiyor. Ben burada konu başlıklarını söylüyorum. Ama zaten en başta düzenli ve stabil giren bir köpek, yani en başta bütün kurallarımız, yatağa çıkmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Koltuğa çıkmasını istiyor musunuz, istemiyorsunuz? Bu kurallar en baştan itibaren çok istikrarlı ve stabil olmak zorunda. Yürüyüş saatleri, yemek yeme düzeni vesairesi hepsinin bir istikrarı ve düzeni olmalı. Ve geçen videoda da söylediğim üzere sürprizler. Her seferinde eve bu sefer eve geldiğinizde, işten geldiğinizde, sabah uyandığınızda bu sefer neyle karşılaşacağım telaşı. Şanslı olanlarınız var biliyorum. İşte hani hiçbir sorun yaşamayan, ama ben yani kütüphane deviren kedi biliyorum. Tamam mı? Yani duvar yiyen köpek görüyorum, benim başıma geldi. Hep böyle canım kızım Şaynam'dan bahsediyorum. Bir gün işte o oturduğumuz evden taşınacağız, bir gün sonrasında duvar yemişti ve su tesisatını çıkartmıştı. Bunların hepsi başımıza geliyor. Şunu da bilmek lazım. Eve yavru bir kedi ve köpek geldiğinde onun parçalayabileceği kablolar, elektrik vesaire işte tehlike arz edebilecek, hem onun hem ev için tehlike arz edebilecek şeyleri bir yok etmek lazım. İşte genelde çiçekleri falan kediler çiçeklerin diplerini kazıyorlar. Bunun için işte kedilerin işte burada da var, gösteremiyorum. Sevgili Starliçe. Starliçe gözüküyor mu Emrah kamerada? Gözüküyor. Tamam. Şöyle biraz daha söyleyeyim. Sevgili Starliçe ve Alakasya. Bunların da diplerinde, bu evde de kedi olduğu için, böyle büyük ağır taşlar var. İşte çam kozalakları koyulabiliyor. İşte küçük tel basit şeylerle bunların altları kapatılabiliyor. Böyle çözümler öneriyorum arkadaşlar size. Öneriyorum ne demek? Böyle çözümler yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle çözümler yapıyorum. Türkçem bitti Defne. Öneriyorum arkadaşlar. Bunun haricinde şunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikli olan güvenlik. İşte yüksek bir katta ya yüksek bir yerde oturmanıza da gerek yok. Kediniz varsa eşittir. Camlarınızda tel olmak zorunda. Çelik tel olmak zorunda. Basit o ince tellerden değil, parçalanıyorlar. Parçalanmaya geç, rüzgarla, yağmurla bile dağılıyor bunlar. Çok başımıza geliyor, sonra haysa ve DM atıyorsunuz. Kedimiz 8. kattan düştü işte, kalçası kırık, ödeyemiyoruz. İşte kedimiz işte 1. kattan kaçtı gitti, ne olur onu bize bulun gibi DM atıyorsunuz. Önlemlerinizi alın arkadaşlar. Köpeklerinizin kesinlikle köpeğinizin boynundan numaranızın yazdığı, isminin yazdığı bir künyesi olmalı, olmak zorunda. Bunlar bizim güvenlik subaplarımız. Başımıza kötü şeyler geliyorlar. Bir de şeyler var ya, şu çok seviyor insanlar. Tasmasız gezdirme mevzusu. Ya evet, şimdi köpek eğitmeni değilim. Ya böyle bir iddiam yok. Ama yani 20 yılın vermiş olduğu bir tecrübeye sahibim. Bir sürü eğitmenle, klinikle çalıştım. Bir sürü köpek davranışlarıyla ilgili. Hiç mütevazı değildimdir beni tanırsanız. Sokakta köpeğimi tasmasız gezdirmem. Onun bir köpek olduğunu öncelikle bilmek lazım arkadaşlar. Bir şu parantez, yani kedilerinizi gerçekten strese sokup tasma takıp sokağa çıkartmayın. Evet bu Avrupa'da var ama oradaki sistemde buradaki çok farklı arkadaşlar. Çok fazla risk alıyorsunuz ve onun hayatını riske ediyorsunuz. Köpeğini tasmasız gezdirenler, şimdi dış faktörler var. Bu köpeğin tasmasız gezdirenlerin çoğunun köpeği de kısır değil bu arada. Abi hayvan karşıdan bir kuş görüyor, kedi görüyor, köpek görüyor. O sırada bir, ya Türkiye'de yaşıyoruz, bir patlama oluyor. Bir havai fişek, bir şey oluyor. Hayvan yok oluyor. Arabanın altında kalıyor,
sokaktan bir şey yiyor, zehirleniyor. Ya bir sürü şey oluyor. Ayrıca hani evet hayvanları seviyoruz, hayvanlarla yaşıyoruz ama hayvanları sevmeyen ve onlarla ilgili fobileri olan insanlar da var. Onlara da saygı duymak zorundayız. Adamın fobisi var, korkuyor. Yani senin köpeğin koşa koşa üstüne gidiyor koştur koştur. Bunları yapmıyoruz. Köpeğimize güvenli parklar ve insanların işte köpeğin güvenli olabileceği yerler haricinde tasmasıyla yürütüyoruz. Benim köpeğime bir şey olmaz diye bir şey yok. İşte Pascal'ın kayboluş hikayesinden bahsetmiştim. İşte Pascal benim böyle bıçkın delikanlı oğlum. Yani ağzında diş yok. Yaşlı ama heybetli duruyor. Bir gün yürüyoruz işte caddede. Birisinin Golden Retriever'ı tasmasız çocuğun üstüne atladı. Tamam mı? Hayvan zaten o sırada eklemlerini zor kullanıyor. Kalp sorunu var. Bir sürü sorunu var. Senin köpeğin gelip onun üstüne atlıyor. Yani senin köpeğin bir şey yapmaz ama benim köpeğim belki bir şey yapabilir. Ve ben orada bir kaos çıkmasın diye köpeğimi gırtlaklayıp havaya kaldırmak zorunda kalıyorum. İnsanları taciz etmenin hiçbir anlamı yok. Benim köpeğim bir şey yapmaz. Hayır abi. Hiçbirimiz özgür değiliz. Hepimiz bir takım toplumsal kurallar ve normlarda yaşıyoruz. Köpeğinizi tasmasız gezdirmeyin arkadaşlar. Kedinize de tasma takıp parka oraya buraya götürmeyin. Bir arada çok papağan kayboluyor. Papağanlarınıza da dikkat edin arkadaşlar. Sokakta köpek beslerken de yalnız evimizdeki köpeği severken ve onu gezdirirken de dikkat ettiğimiz bir şey çevre temizliği arkadaşlar. O parklarda hepimiz oturuyoruz, uzanıyoruz. Başkası geliyor. Lütfen köpeğinizin dışkısını alın. Sokakta bir hayvana yemek, su veriyorsanız bunu bir çöp içerisinde bırakmayın. Bunu düzgünce koyun ki insanlar zaten hayvanlardan çok büyük bir kısmı nefret ediyor. Birçoğu ön yargılı. İyice bütün hedefleri üzerinize toplamayın. Ayrıca bu hani bir saygıdır ya. Köpeği besliyorsanız hatta bir şey vardı ya. Böyle İngiltere kraliçesinin torunu mu ne birisi işte bir ya da bir Victor Secret. Finlandiya. Norveç. Evet, Norveç prensesi köpeğini gezdirirken, kakasını alırken böyle objektiflere yakalanmıştı. Yıl 2016-2017 falan diye hatırlıyorum. Siz kimsiniz ya Allah aşkına? Köpeğinizin bokunu alın arkadaşlar. Yani böyle bırakıp işte kimse gördü mü falan diye fıtı fıtı gezmeyin Allah aşkına. Biliyorum biz bunun mücadelesini de çok sevdik. İşte isim vermeyeyim. Yıllar önce Range Rover olan bir arkadaş hatta tişörtü vardı. Görgüsüz Range Rover'um var diye. I have a Range Rover diye. O böyle köpeğinin bokunu almazdı ve köpeğini böyle çok şey yapardı, şey severdi herhalde köpeğimin boku olmalı her yerde diye. Ya hem çevre kirliliği için ya düşünsenize hiç kimse köpeğinin bokunu almıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Belediyeler kapatıyor. O boku temizlemekten bıkıyorlar. Belediyeler burada köpek gezdirmek yasaktır gibi tabelalar koyuluyor. Ama uslanmıyorsunuz, durmuyorsunuz. Bu sefer de köpek gezdirmek yasak tabelasının da köpeğinle fotoğraf çekiyor. Oradan adam böyle ne kadar anarşiksiniz yani. Değil mi? Adam şey yapıyor, anarşiye bak ya nasıl böyle hani toplumsal kurallara direnç gösterdi, baş gösterdi gibi. Onlardan hiçbirimiz etkilenmiyoruz arkadaşlar. Hani bu şeye benziyor. Şahin'e 8 kişi binmişler zaten üst üste herifler bangır bangır müzikle işte. Şehrin en güzel şeylerinde böyle hani orada kendini göstermeye çalışıyormuş gibi. Ona benzetiyorum bu arkadaşlar. Ne alaka bilmiyorum. İçimde bir yerde ben onu pekiştirdim bir yerde. Düzen ve stabilizasyondan bahsettim arkadaşlar. Zaten herkes dengeli olacak. Bipolar bozukluğunuz varmış gibi. Köpeği bir anda çok böyle sevip yükseltip onu heyecanlandırıp sonra ya bu köpek hiç durmuyor. İşte kediyi coşturup coşturup evdeki bibloları kırdı vesaire gibi şeyler yapmıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sakin oluyoruz, yükselmiyoruz. Hayvanlara tiz sesler çıkartıp bağırıp kontrolden çıkartmıyoruz. Tamam mı? Bunlardan bahsediyorum. Ve hani eğitime girecek ama köpeğinizi dışarıda parkta köpeklerle tanıştırırken tasmasını gergin tutmayın. Bu da çok önemli bir şey. Ve gergin tuttuğunuz zaman bütün vücut dilini değiştiriyorsunuz ve normalde tasmaları serbest olsa iki oynayacak köpek bir anda birbirine giriyor. Bununla ilgili ayrıca bir video yapacağım size. Ama önce takip edin bize. Yani görüyorum orada işte 850, 1000, 3000 tane like olmuş benim YouTube takipçimiz 280. Tamam mı? Yani olacak iş değil. Kim o bakıp bakıp gidenler? Hani eski sevgililerim desem o kadar eski sevgilim yok. Yarısını karşılar. Veteriner hekim seçiminden bahsetmek istiyorum. Şimdi bir bedavacılar var biliyorum. Böyle klinik klinik gezip aşı fiyatı soruyorsunuz arkadaşlar. Yapmayın. Yani bir canı aldınız ve ona en iyi koşullarda bakın. Evinize en yakın, en güvenilir, en donanımı kuvvetli, iletişim, en insani iletişim kurabildiğiniz hekimi seçin. Ve işte ben bu aşı işte bilmem nereden aldım, işte dış parazit şuradan aldım, 10 lira daha ucuzmuş bunlara bak. Zaten ayda bir dış parazit yaptırıyorsunuz yazın. 3 ayda bir dış parazit, yılda bir kere aşıları var ilk o şey geçtikten sonra. Yani bir kahve, bir sigara paranız değil yani. Hani yılla topladığınızda bir hayvanın aşı masrafı, sağlık giderleri sizin dışarıda içtiğiniz bir kahve parası bile değil arkadaşlar. Neden bunu söylüyorum?
Düzenli bir veteriner hekiminiz olsun. Köpeğinize ya da kendinizi tanıtsın. Sorunlarını geçtiği hastalıkları bilsin. Çünkü bu işin yaşlılığı var. Bu işin hastalığı var. Bu işin kazaları var. Köpeğinizi ve siz ne kadar iyi tanırsa kedinizi ya da köpeğinizi ne kadar iyi tanırsa, sizi ne kadar iyi tanıp onun geçmişini o kadar iyi bilirse, bundan sonraki zamanda size yardım etmesi, acil durumlarda ona ulaşabilmeniz çok daha kuvvetli. Çünkü 5 liranın 10 liranın şeyine bakıp veteriner hekim geziyorsunuz. Sonra köpeğiniz kaçıyor, araba çarpıyor, zehirleniyor, aniden hastalanıyor. İşte kediniz düşüyor, sonra gidecek veteriner hekim bulamıyorsun. Sonra acillere gidip dünyaların parasını ödüyorsunuz. Bu işin biraz ilerisini düşünerek doğru veteriner hekim seçin. Mümkünse tek veteriner hekime gidin. Çok acil tabii ortopedik şeyler olur, sinirsel şeyler olabilir. Başka bir uzman, başka bir hoca bulmak istersiniz. Bu ayrı bir şey ama aşı için, işte basit tedaviler için lütfen rica ediyorum bir veteriner hekiminiz olsun ve düzenli bir veteriner hekiminiz olsun. Demişim. Ya bir şey diyeceğim. Şimdi de. Bizim millet olarak bu aşılara karşı çocuklarımızı bile aşılatmıyoruz ya, böyle bir şey varmış son zamanlarda. Evet. Deli gibi. Çocuklarımız bile evet, aşı karşıtı bir kitle oluşuyor. Anneler aşı karşıtı. Şunu anlatabilirim. Şimdi bu hayvanlarda da ben şeye çok rastladım. Canım ben evde bakıyorum kedime köpeğime, aşı yaptırmama gerek yok. Tamam. E nedir bunun sonucu? Ona da bir değinsene. Küçük bahsedeyim, kafesinden çıkmayan muhabbet kuşu bile uyuz olabilir. Ama yani siz evinize bakmıyorsunuz ama ayakkabınızda bir sürü şey taşıyabiliyorsunuz. İşin bu kısmı var. Bir sürü hayvanı dışarıda sevmenize bile yok. Ayakkabınızda bile yok. Kediniz, köpeğiniz dışarıya çıkıyor. Ne oldu? Kriz geçiyor. Ne oldu? Az önce ne dedim Allah aşkına? Ne dedim? Çünkü oradan Gonca boşlar, benim telefonumu çıkarttı. Benim ben müşterim. Müşterim olsa şu an bölemeyeceğiz ki. Hayır, dışarıda ben aklım dışarıda oraya gitti. Benim aklım oraya gitti. Şimdi yani buralar güzel. Tamam. Nerede kaldım? İşte nereden geldim? Arkadaşlar şimdi Defne çok güzel bir yere çok değindi. Defne çok güzel lafı gediğine koydu. Şunu açıklık getireyim. Evinde kafesinden çıkmayan bir muhabbet kuşu, bir kedi, neyse bunların hepsi uyuz olabiliyor, mantar olabiliyor, bitlenebiliyor, pirelenebiliyor. Sizin dışarıya hiç çıkmıyor olmanız, işte balkonunuza konan bir güvercinden tutun, işte evinize gelen bir kedi ya da köpek sevmiş olan bir misafiriniz, ayakkabınız vesaire, bir sürü faktör bunları taşıyabiliyor. Aşılar hayatidir. Gergin bir bölüm çekmek istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Şurada gözüküyor mu Emrah kamerada? Şurada böyle kızım var. Shine yazıyor burada kocaman. Burada da bizim o hasta almadan önceki son fotoğrafımızın dövmesi var. Şöyle mi göstereyim? Kalbimi verirdim. Yani hani şöyle bir dakika daha görüp sarılıp öpebilmek için İç Anadolu bölgesinde hiç olmayan Lyme yüzünden. Artık var. O dönem hiç yoktu bundan 4 yıl önce. Artık çok var. Tropik bir hastalık ve aşısı vardı ama tek dozdu. Ben Şahane'yi 7 yaşında kaybettim. İşte o zamanın parası 35-40 liralık. Şimdinin parası da 70-80 liralık bir aşı. Defne burada. Bahsetmek çok zor. Ben 3 kuruşluk aşıya karşı bilmem ne falan. Ya aşıya karşı değildim. Çok düzenliydim aslında ama hani Bodrum'a tatile gitmiştik. Orada kapmış olduğu bir hastalık. Yani aşı eksik olduğu için ben Şahane'yi 7 yaşında yaşlanamadan kaybettim. Çok şey verirdim. Şu an tabiri caizse şey derler ya, şu an bahsederken bile böyle burnumun direği sızladı. Keşke burada olsaydı. Yani işte şey diyoruz, çok sevdiğim bir arkadaşım, isim vermiyorum, göğsümüzün sol yanında kaybettiğimiz hepsi, istediğimiz zaman onlarla birlikteyiz. Aşılar önemli arkadaşlar. Çünkü viral enfeksiyonlar var, önüne geçemediğimiz işte distemper, parvo, veteriner hekim değilim. Veteriner hekimlerin işlerine girmek istemiyorum bu programda. Ama iç dış parazit işte, yani şimdi geliyorlar, ben bir tek kuduz aşısı yaptırıyorum diyorlar. Ya tamam, kuduz resmi bir zorunluluk. Sokakta kuduz köpek falan yok yani. Evimizdeki köpek kuduz olduysa, kedi kuduz olduysa zombi olmalıyız. Ama bunun haricindeki birçok aşıların, tetanoz aşısına kadar artık şimdi korona vesaire çıktı. Bunları yaptırmalıyız. Hiçbir aşıcı biliyorum %100 koruyucu değil ama bu hayvanlar bu hastalığa yakalandılarsa bile en azından tedavileri daha kolay oluyor. Bağışıklıkları daha güçlü oluyor. Rica ediyorum aşılarınızı yaptırın. Köpeklerinizin bokunu toplayın. Tekrar oraya bağlayıp cıvıtacağım çünkü Şahane'den bahsettik. Olmuyor, bir daha Şahane'den bir süre bahsetmeyeyim. Düzenli egzersiz. Yani kedimiz ya da köpeğimiz fark etmez. Egzersiz olmak, zihinleri egzersiz yapmak, zihinlerini yormak, oyalanmak ve bir meşgale içerisinde olmak zorundalar. Çünkü biz bir şekilde sosyalleşiyoruz, arkadaşlarımızla görüşüyoruz, sosyal medyada takılıyoruz, bir şeyler izliyoruz vesaire. O köpeğin bütün işi tutup, yani oturup sizi bekleyip kuyruk sallamak değil. Onun da bir sosyal hayatı olmalı. Dışarı çıkıp farklı kokular almak zorunda, arkadaşlarıyla oynamak zorunda, farklı insanlar, farklı mekanlar görmek zorunda. Ona vakit ayırmak zorunda.
zorundasınız. Düzenli vakti ayırmadığınızda davranış problemleri oluyor. Apartmandan şikayet oluyor, çok havladı, evi parçaladı. İşte diğer köpeklerde işte doğru egzersiz ve doğru sosyalleşme yapmadığını, diğer köpeklerden korku, agresyon gibi hayat rutininizi olumsuz şekilde etkileyecek bir takım davranış problemleri görüyoruz. Bu sefer hayvanlarınızdan vazgeçmek zorunda kalıyoruz. Bu da hiç istediğimiz bir şey değil. Bu hayvan artık bu eve girdi. Bir sürü sıkıntı olacak ama bunların hepsi çözülecek. Çok endişe etmeyin. Zaten yetişkin bir köpek sahiplendiyseniz 1, 1,5 yaşında, 3, 5, 8, 10 hiç fark etmez. Zaten şanslısınız. İşte kemirme, parçalama, havlama yani karakterini bilerek aldığınız için ve kurtarılmış bir hayvan aldıysanız zaten çok daha şanslısınız. Bu bahsettiğim handikapların birçoğu yavru köpek alan insanlardan bahsediyorum. Bu süre içerisinde aşıların bitme sürecine çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çünkü dikkat etmezsek işte onları işte kucaktan kucağa gezer, yeterince sterilizasyonu sağlayamazsak yine viral enfeksiyonlarla aşıları bitmeden olursa yine karşılaşıyoruz. Ve bunların sonuçları hem maddi hem manevi olarak, yani maddi kısmı hiç umurumda değil. Bu başınıza geldiğinde sizin de umurunuzda olmayacak ama umurunda olup işte kedisini köpeğini işte ben bunu ödeyemem deyip ölüme terk eden insanlarla da karşılaşıyoruz. İşin manevi kısmı çok acı verici bir süreç. O yüzden yani arkadaşlar köpeğimize, kedimize steril bakacağız. Yavruyken, bebekken, yeni geldiğinde kucaktan kucağa, Instagram storyleri vesaire bunları etmeyeceğiz. Öncelikle ona saygı göstereceğiz. Uyumasına, dinlenmesine, egzersiz yapmasına saygı duyacağız köpeğimizin ve karşılığında saygı alacağız. Bunun haricinde beslenme şekillerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi eskiden çok böyle kuru mama vesaire yoktu. Şimdi üçe bölünüyor köpek beslenme şekli. Barf diyet, ketojenik beslenme ve kuru mama. Bunların hepsi sizin köpeğinizin ırkı, yeşi vesaire, veteriner ekibiniz bir sürü şeye göre çok değişiyor. Tabii ki ekonomik kısmı da var bu işin. Bunların hepsini kesinlikle araştırmanızı öneriyorum. Yalnızca kuru mamayla kısıtlı kalmayın. Ev yemekleriyle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Aşıları bitmeden önce bir köpeğe asla ev yemeği vermeyin. Hep ne yediği belli olsun. Yani bir küçücük parça bile vermeyin. Daha sonraki hayatı içinde öğün olarak değil de yalnızca ödüllendirme için, işte kuru mamasını tatlandırma için vesaire yemekler verilebiliyor. Bununla ilgili ama işte diş taşı oluşumu, tüy dökümü, yaşın vesaire gibi faktörler var. Bunlarla ilgili veteriner hekiminize beslenmeyle ilgili kesinlikle danışın. Ama söylediğim gibi ketojenik beslenme, barf diyet ve kuru mamayı araştırın. Tabii bu işte mama deyince mama markaları, barfın da işte şimdi bir sürü markası var. Bunlara da gireceğiz. Defne bir şey mi soracaksın? Ya kendimize gösterdiğimiz özeni bu hayvanlara göstermemiz ya, gerekiyor. Bu kadar basit. Tabii kesinlikle hayatı şundan... Saçını taramıyor musun? Köpeğinin de tüyünü tara. Kesinlikle. Yani hem temiz bakacağız hem düzgün bakacağız ve bununla ilgili bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. İnsanlarda gaz yapan hiçbir şeyi kedi köpeğe vermiyor. Yani süt kesinlikle ölümcül bir şey kedi köpek için. Kemik, işte tavuk kemiği kesinlikle vermiyoruz. Kesinlikle işte hani sokaktaki köpek de yiyor diyorsunuz da o da ölüyor da görmüyoruz. Yani midesine batıyor vesaire. Yalnızca bazıları hayatta kalıyorlar, bağışıklık kazanıyorlar ve bir köpeğiniz tavuk kemiği bir kere yediğinde hastalanmadıysa bu bir sonrakinde hastalanmayacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. İşte çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar, dördüncüsünde sıçar gibi bir şey olur. Bunun haricinde neden arkadaşlar evinize aldığınız kedi ve köpeğinize yapışmayın demiştim zaten oraya. Emrah kızacak şimdi bana dönüp dönüp aynı yeri anlatıyorsun diye. Eğitmen seçimi kesinlikle yani... Kediler için çok geçerli değil ama köpekler için aldığınızda bunu kesinlikle bir profesyonel eğitmene götürmeniz gerekiyor demiyorum. Ama bir profesyonel eğitmenle tanışın. Bir gidip oranın enerjisini soluyun. Bir eğitmenle köpeğinizle ilgili konuşun ve tavsiyelerini kesinlikle dinleyin. Çok sıkıştığınız yerlerde döne döne aynı hataları yapıp kulaktan dolma bilgilerle olumsuz davranışları pekiştirmekten vazgeçin. Profesyonel, güvenilir, rüştünü ispat etmiş eğitmenlere, köpek davranış uzmanlarına kesinlikle danışmaktan çekinmeyin. Ya ben de YouTube'da böyle yayın yapıyorum ama bazen işte böyle hani her ağzı olan konuşuyor artık böyle. İnternette inanılmaz bir bilgi kirliliği var. İnternette de her yazılana, her izlediğiniz videoya inanmayın. Çünkü artık gerçekten çok herkes köpek eğitmeni. Geliyor köpek eğitmeniyim, eğittiği köpek sayısı 1. O da kendi köpeği zaten. Ama herkes eğitmen, tamam mı? Herkes köpek davranış uzmanı. İşte şimdi bir de böyle reklamlar çıkıyor. Köpek eğitmeni olmak ister misiniz? İsteriz abi. Yani hepimiz potansiyel birer köpek eğitmeniz ve en iyi köpeğimizi kendimize eğitiriz arkadaşlar. Bunlar öğrenilebilir ve yapılabilir şeyler. Şeyi anlatmak istiyorum. Bir arkadaşım bir Doberman sahiplendi. O trajediden geçti arkadaşlar. Zor. Yani yavrudan sahiplendi ve zor. Bora böyle belirli aralıklarla beni arayıp işte ben şeytan diyor zaten artık ismi bile hitap etmiyor. Şeytanı sahiplendirmek istiyorum diye ara ara beni arar. Ben de telkin ederim. Bak sakin ol geçecek, sakin ol geçecek vesaire diye. Böyle bir yılı tamamladık. Yani hani
Ya bir de o kadar şey ki bir köpeğe bulldog, bir köpeğe doberman. Yani hani enler, tamam mı? Yani köpek dünyasının en tapı, en uyuyanı falan. Ya evdeki diğer işte şey, ismini unuttum bulldog'un ismini. Kurtuluş da nefret etmiş şeytandan. Hayvan böyle bıkmış yani, böyle illallah kestiriyor. Bana geliyor, bendeki köpekleri dedi kapoydu. Yani benim dobermanımı illallah ettiriyor. Çünkü yavru inişli çıkışlı geçti. İşte vermek istedi. Hatta bir ara hani vermek istedi değil, bana vermek istedi. Bana kitleyecek hani. Şöyle sen ister misin abi, işte ben şeytana bakamayacağım artık, veremeyeceğim dedi. Bu noktalara geleceksiniz. Çok normal. Çünkü ilişkilerimizde de yani çocuğumuza da artık tahammül edemediğimizde, eşimizden de artık ben yapamıyorum dediğimiz noktalar oluyor. Ama emek verirseniz her şey güzel olacak. Her şey emekle ve vermiş olduğunuz özveriyle alakalı bir şey. Şeytan, onu anlatayım değil mi? Ben böldüm. Sonra geçenlerde 2-3 hafta önce Bora beni aradı. Biz dedi çok mutluyuz abi dedi. İşte bir günde her şey değişti, çok güzel oldu. Hani gel diyorum, geliyor, inanamıyorum, ağlayacağım diyor. Hani evde işte ara sıra uyuyor falan, böyle sakin sakin duruyor. Eve geldiğimde eve tuvaletini yapmamış, hiçbir şey kemirmemiş oluyor. Ya bazı köpekler kabul ediyorum komplike sorunlu. Hani kemirmese havlıyor, havlamasa bir yere sıçıyor. Bir şey yapıyor ama gerçekten bunların hepsinin bir çözümü ve yolu var. Yalnızca onunla aynı dili öğrenmeye, aynı dili konuşmaya özen gösterin. Onlardan vazgeçmeyin. Çünkü sizin bu kadar emek verip çabaladığınız bir şey sizin hayatınızdan çıktıktan sonra sokağa ya da barınağa gidecek. Bir başkası sizin bakamadığınız canlıya, bir başkası başka bir özeni göstermeyecek. Onları terk etmeyin. Mailler çok birikti Haysev'de. Sahip arayan kedi köpeklere yetişemiyoruz. Mailler yetişemiyoruz. Emrah çok sessiz. Emrah'ın bu kadar sessiz olmasına ve bana iyi davranmasına alışık değilim. Şeyle kapatır mısın ya? Bana diyafranı öğretmişsin. Şuraya alıp böyle yapamıyorum. Onunla kapatır mısın Emrah? Yani senin yapamadığın şeyi ben nasıl yapayım? Emrah'cığım benim yapabildiğim, senin yapamadığın, senin yapıp benim yapamadığım bir sürü özelliğimiz var. Onları burada masaya yatırmayalım. Seninkini yatırabilirsin. Hiç sığmaz oraya. Emrah Hacıoğlu Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ben Sivaslıyım, Emrah Adanalı. CZN Emrah. CZN Emrah. Jix Emrah 06-01. Arkadaşlar, sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen videonun altına yazın ve bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese sevgiler, görüşmek üzere.